Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda Brüksel Havaalanı'ndayım. Buradan Finlandiya'ya gidiyoruz. Finlandiya'da Lapland bölgesine bir tatil yapacağız. Böyle size de bir tatil vlogu çekeyim dedim. Valizleri teslim ettik arkadaşlar. Yavaş yavaş gate'e doğru gidiyoruz. A gate'ine gideceğiz. Da vardık. Bugün uçak böyle. Zeminler bayağı karlı. Kalkıştan önce Helsinki'ye geldik yani. Brüksel'den Helsinki, Helsinki'den Rovaniemi'ye geldik. Gördüğünüz gibi. Kalkıştan önce Helsinki'de uçağı bir yıkadılar. Kimyasal bir şeyle, buz için herhalde. Ama bayağı 1,5 saat, 2 saatlik 2 uçuş oldu. 2:16. Oh. Odaya girdik. Valizimizi buraya attık. Şöyle biraz odayı göstereyim. Bir tane televizyon da koymuşlar. Çok ilgimi çekmiyor. Yatağımız var. Dışarısı nasıl? Gördüğünüz gibi manzara böyle. Şurada bir mekan var. Dışarıda ama gerçekten böyle elini çıplak falan bırakman imkansız. O büyük mesele yani. Bir iki saniye bir hikaye çekeyim dedim. Elim, parmaklarım donmaya başladı. Burada böyle kıyafet asılacak yer. Kahve makinesi de var. Otelin adı da City falan filan bir şey otelde. Ekrana yazarım. Tam hatırlayamadım. City bir şey oteldi yani. Arctic City Otel aynen. Böyle bir lavabo var. Şöyle göstereyim. Şu bayağı kaliteli bir el sabunuymuş. Bayağı sağlam ya. Geceliği de çok uygun değildi aslında. Böyle bir mekan. Günaydın. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Otelin kahvaltısını size göstereceğim. Dışarıda göstereyim. Saat 9. Bakayım aynen 9. Evet, yemeğimizi hazırladık. Böyle bir iki tabak yaptık. Yumurtalı. Biraz da farklı lezzetler var. Bunları bilmiyorum ne olduğunu ama bakalım, deneyeceğim. Burada baharatlı bir domates var. Haşlanmış. Sanki üzerinde karabiber var. Tadına bakalım. Sanki az önce yememişim gibi yapıyorum bu arada. Tek hoşuma giden peynirli yumurtaydı. İçinde beyaz peynire yakın bir peynir var bence. Her yerde kaşar peyniri var, başka peynir yok. Bunu da ben kaymak sanmıştım, meğer tatlı kremaymış. Böyle müthiş bir kahvaltı. Yani idare ediyoruz. Çok zor durumdayız ama ne yapalım. Biraz ekmek banayım şuna. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ertesi gün biraz daha güneşli. Hava bayağı aydınlık. İnsanlar dolaşıyor. Köprüye çıktım ben de. Şurası donmuş, burası donmamış göl. Akarsu herhalde. Evet, şu anda off-road için hazırlanıyoruz. Kıyafetleri giydik. Şimdi motor süreceğiz karda, kıyamette. Şu kıyafetten ben de giydim. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Böyle özel bir tur oluyor yalnız. Bayağı da tuzluydu. 500 euro falan dedik. Ağzımda maske olduğu için Counter Strike'daki adamlar gibi konuşamıyorum kolay kolay. Ama süper bir afiyet olacak. Evet. Offroad araçlarının olduğu yere geldik. Oh, görüntü süper. Manzara yani. Evet arkadaşlar, GoPro yine donduğu için göğsünde telefonla çekeyim dedim. Yolda pek çekemeyeceğim ama GoPro hemen donuyor, kapanıyor. Etrafı göstermek istiyorum gerçekten. Bu manzara ne ya? Sürerken bayağı eğlenceli de biraz izlerken o kadar şey değil.
Evet arkadaşlar. Biraz soğuk. Tur rehberimiz haritaya baktığına göre kaybolma durumu söz konusu. Ama bayağı değişik bir soğuk. Sun going tonight here. So I'm going always. She's coming with me. And this is where you had your barbecue. Just here. Okay. Evet arkadaşlar, burada şu botları giydim. İçerisinde de şöyle bir şey, lan dili çıktı ayakkabının. Şöyle bir şey var. Bundan almıştım. Hala sıcak. 9 saat kadar sıcak kalıyormuş. Müthiş sıcak yapmıyor ama böyle ayakkabının içine ve eldiven içine konulan pedler var. Bunlardan alınca biraz daha rahat ediyorsunuz. Yani ayaklarım, parmaklarım donmaya başlamıştı. Bunları koyduktan sonra biraz daha böyle kesti o üşümeyi. Kesinlikle öneririm yani. Burada da bazı organizasyon etkinlikler var. Burada Subway var. Subway'de yemek yiyoruz. Yemekler süper. Subway'e bayılıyorum. Burası gördüğünüz gibi aktivitelere katılacağımız yer. Bir suya dalma aktivitesi var. Kıyafetlerle. Mekanda böyle. Şurada bir yer var. İsmi Turkin Pipuri şeklinde yazıyor. Türk yeri mi? Pizza, döner falan var çünkü. Türk yeri olabilir diye düşünüyorum. Bir de Marmaris gördüm burada. Yani ismi Marmaris'ti gerçekten. Şurası bizim otel. Hava biraz karanlık. Böyle bir mekan. Şöyle şehrin içini biraz gezdireyim sizi. Çok büyük bir şehir değil benim anladığım kadarıyla. Alışveriş yerleri falan var. Elime eldiven giysem iyi olur. Donmaya başladı. Eksi 20-20 küsür derecelerde hava. Anormal. Soğuk benim için. Konuşurken zorlanıyorum. Böyle bir kültür gerçekten. Bu soğuğa alışmış insanlar. Etrafta bazı insanlar görüyorum. Böyle çok ince giymişler. Yırtık kot. Bazıları da benim gibi kalın kıyafetler içinde. Şöyle göstereyim. Botlar falan kalın. Bazıları da eşofmanla bakkala gider gibi giyinmiş. Nasıl oluyorsa, nasıl üşümüyorlarsa bence onlar lokal, yani yerli. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. İçeri girdik. Birazdan bu kıyafeti giyip suya dalacağız. Bayağı soğuk suya. Burada da bazı kıyafetler var. Kivi kiralamak için. Burada bir sürü botlar. Burada hediyelik eşyalar var. Burada kuzey ışıklarının resimleri var. Böyle. Evet, şimdi suya gidiyoruz. Özel kostümümüzle. Gördüğünüz gibi buz. Burada buz var. Küçük bir göl açılmış oraya. Biz biraz serinleyelim diye eksi 20 derecede. Hadi önden sen git, ben. Hayır. Ben seni koruyorum burada. Hayır hayır. Bekle tamam, onlar gitsin tamam. O zaman. Please. Mentor. Okay, everyone look. Puedes parar. Ya, atirar los pies hacia arriba y cuando puedas poner la mano arriba de tu panza. Arriba de tu panza, la mano. Sí, confía. Ahora relajar, relajar, relajar. Ah, ya. Oh, so. If you use that technique, you can keep your hands kind of like that. No, not like this. Like this. Kameramız biraz GoPro donduğu için telefonla çekiyorum. Çünkü telefon iç cebimdeydi. Nasıl oldu? Biraz buz tuttuk ha. Şuraya bak, kıyafetin üstü buz tuttu. Bu arada şu şapkanın içine, nerede bu şapkası? Bu şapkanın içine, bu kafamdaydı. Su girdi şuradan.
gözüme de geldi su buzlu buzlu. Acayip bir tecrübeydi. Evet, şu anda rehberi takip ediyoruz. Kaya kaya küçük küçük adımlarla. Birazdan gerçek kayacağız. İlk tecrübe. Düşersem gülmeyin. Muhtemelen düşeceğim zaten. Yes. You okay? Yes. Alüminyum lezzetli abi. Alüminyum şey olacak ya. Derler ya öyle. I should take some chai for you. Chai? Oh. Oh, sorry. You would have loved the chai, eh? You like the chai or not? Yes, yes. You drink chai, eh? He is coming from the place where the chai is. Of course. He's made. Yeah, chai. I love chai as well. It's the best thing here too. Kao Shankani? Yeah, Kao Shankani. And yeah, orada manzara süper ya. Nasıl bir güzellik ya. Thank you so much, my loves. Thanks. Klasmış ya. Diğer otele doğru gidiyoruz. Valizi karda çekmek biraz zor. Ben az önce sağa diyordum, sen sola diyordun. Ama doğru yol solmuş yani. Ben yine yolumuzu şaşırttırıyordum. Şaşırdım. Ama böyle şeyler, değil mi? Şaşırdık mı? Yok, şaşırmadık. Ama böyle şeyler heyecan yaratıyor işte. Elinde valizle gidiyorsun, gidiyorsun. Aa, yanlış yerdeyiz, kaybolduk. Evet, şimdi başka bir yere geldik. Forenon diye bir yer. Burası daire, stüdyo. Burada neyle karşılaşacağım ben de bilmiyorum. İlk kez açıyorum. Burası lavabo, banyo. Böyle bayağı sıcak içerisi. Yerden ısınma muhtemelen. Burada bir dolap var. Bilmiyorum ne. Burada bir dolap var. Uvır zıvırlar içeride. Güzel bir mutfak var. Otel odası çok dardı. Burası bayağı geniş. İki ayrı yatak var ama biraz saçma evli çiftler için. Tekliyesi yoktu. Galiba vardı da çok pahalıydı. -5 derece bugün hava. Balkonu da daha geniş. Otelin balkonu camı yoktu böyle. Kuzey ışıklarına baktık hep üzerinden. Kuzey ışıkları yakınlaşıyor gibi duruyor. Şu radar üzerinden. Şu kısım biraz daha yoğun. Böyle dönüyor bu tarafa doğru gibi. Biz de çekmeye çalışacağız. Şimdi ormana doğru gidiyoruz. Basmadık düğmeye tabii. Videoda görünmüyor ama şu an Aurora buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Şimdi size hiçbir şey görmediğiniz için bir tek ay ışığı görünüyor. Fotoğraf makinesiyle çekip göstereceğim arkadaşlar. Şunu ayarlayacağım sizin için. Şimdi evet, burada ekranda bildiğiniz Aurora parlıyor. Şuradan düğmeye basarsam aslında GoPro pek göstermiyor ama yukarıda inanılmaz bir aktivite var. Ekrana yansıtırım resmi. Evet, birazdan Santa'yı ziyaret edeceğiz. Önce bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Santa'nın yanına bir gidip bir hal hatır soralım. Yani Noel Baba daha doğrusu. Noel Baba'nın mekanı. Bugün 0 derece. O yüzden çok rahatsız değiliz. Şurada bir korona test bölümü var. Konteyneri. Test başı 80 euroyu alıyorlarmış. Üzücü. Şurada da abi çalışıyor bir haftadır. Bir tabelayı takamadı. Şuraya gidelim Santa'ya. Bizim mekana. Evet, şimdi otobüse bineceğiz. Santa Village'a gitmek için. Two tickets? Yes.
€7.20, sir. Santa Claus Village burası. Geldik. Noel Baba'nın mekanı. Noel Baba'yı umarım göreceğiz. Babacığım. Ama muhtemelen Noel Baba'yı görmek bir 20-30 Euro'dur. Kostüm giymiş bir dayıyı görmek için de o kadar para vermeyeceğim. Görmeden geri dönerim muhtemelen. Bu tip düşük IQ'lu turistik aktivitelere pek girmiyorum. Mekana geldim, gördüm. Geldim, gördüm, gittim. Kimseye söylemedim, bu kadar. Şuradaki kardan adam hoşmuş. Kocaman. Şimdi herkesin aklından şu anda şu uçan kardan adamı uçan tekme atmak geçiyor. Çünkü her zaman yaptıktan sonra bu oluyor yani. Kendi yaptığın kardan adamı başkasının yıkmasını istemediğin için. Burada bir yerde bir canlı yayın kamerası var. Ona gidip el sallamak istiyorum. Bence şurada bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. Bazı... Bazı hediyelik eşyalar bakıyoruz. Çok manyak şeyler var. Şu da bayağı iyi. İyi ki bir şeyler alacağım. Isı iyi, 0 derece. Şurada bir mekan var. Santa. Şurayı bir deneyelim mi? Şu kapıyı bir zorlayalım mı? Santa'nın elini sıkmak 10 euro. Gel bir kapat. Magnet 8 euro. Santa'nın resmi fiyat 6 euro. Süper. Ya ambiyans güzel de bir şey satın almak beni rahatsız etmeye başlıyor böyle şeyler olunca konu. Ne işlevseli bu herhalde aralarında. Ateşimizi yaktık, mısırımızı yaptık, sucuğumuzu yaptık. Geldik bir videonun daha sonuna. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi videoyu izleyip izlemediğinizi anlamak için yorumlarda göreceğiz zaten. Kesin birileri diyecek ki ya işte kaça gittin, ne kadara mal oldu falan diyecekler. O yüzden hemen videonun sonunda söyleyeceğim. Uçak biletleri Hollanda'dan Helsinki'den Rovaniemi'ye 1080 euroydu iki kişi. Ondan sonra otel 1100 euro civarına geldi. Bir hafta için. Kar motoru aktivitesi için 500 euro ödedik. Bütün gündü. Daha uygunları da vardı. Biz bütün gün yaptık. Bayağı bir -26 dereceydi gerçekten. Hiçbir kameram çalışmadı. Kameraların hepsi kapandı. Aralarda çekebildiğim kadar çektim. Gerçekten deli bir aktiviteydi. Extreme spor dedi adam zaten. Yani bu sizin yaptığınız extreme dedi. Normal değil dedi yani. Bir de işte bir aktiviteye katıldık. Buzun içine giriyorsun özel bir kıyafetle. Kuzey ışıklarını izliyorsun. Orada da bir çocukla tanıştık. Çocuk da bize bir akıl verdi. Dedi ki tura çok para vermeyin. Eleman tur şirketinde çalışıyor bir de bu arada. Turlara para vermeyin arkadaşlar. Siz kafanıza göre gitseniz de görürsünüz her türlü şeyi. Işığı mışığı, kuzeyi müzeyi. Santa Claus turu alırsan bir şirketten. Ki bir iki bir şey vardır içinde ekstradan ama 150 euro etmeyecektir yani kişi başına. Ekstralarda Randy'yi bir de husky şeyi vardı. Husky hani, turu falan filan vardı değil aynen mi? Aynen ama onlar biraz hayvanları koşturmak, insan aynen. için koşturmak. Hayvan severlerin şeyine uymayacak bir olay olduğu için biz de hayvan sever bir insan, bir aile olduğumuz için katılmadık. Bu tip şeylere girmedik. Bir de işte turcu elemanları kafaladık. Ben şimdi her zaman olduğu için, her zaman olduğu gibi böyle bir iki ateşledim çocuklara. Çocuklar hemen bana tüyoları vermeye başladılar. Abi sen şöyle yap. Şunu da atalım içine. Şurada biraz daha odun vardı. Neyse atacağım hepsini. Bir sürü hazırladık. Böyle çantayı doldurduk yeme içme içeceklerimizi. Öyle arkadaşlar. Tecrübe işte ya biraz zamanla insan çözüyor olayları. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkürler. Abone olmayı, videoları likelamayı unutmayın. Bütün kanalımdaki videoları likelayabilirsiniz bedava.